çok istemişimdir. Mail aldım. Çok stres olmuştum. Herkes o kadar güzeldi ki. İlk turda elediler. Gizce'den kimse elenmesin. Elenenlere neden elendiniz? Dubai'de görüş. Perfect. Perfect dedi sürekli benim fotoğraflarıma. Bakalım, hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün normal konseptimden biraz değişik bir videoyla karşınızdayım. Eğer ilk defa geliyorsunuz kanalıma, hoş geldiniz. Umarım bu videoyu seversiniz. Bugün Emirates Hava Yolları mülakat sürecimden, mülakat sürecime nasıl hazırlandığımdan ve mülakata gerçekten nasıl hazırlandığımdan benim biraz tavsiyelerimden bahsedeceğim. Türkiye YouTube'da ben bu konuyla ilgili çok detaylı videolar bulamadım. Ben de Emirates Hava Yolları'nın kabin memurluğu, mülakat sürecinden geçip final interview'a kadar gelip elenmiş bir aday olarak, elendiğimi belirtmek istiyorum bu arada, hani elenmiş biri olarak bu videoyu çekiyorum. Kazanmış değilim mülakatı, bunu bilerek izleyin lütfen. Böyle bir video çekmek istedim. Hem hazırlanacağız. Makyajımı mülakata giderken nasıl yaptıysam öyle yapacağım. Saçımı mülakata giderken nasıl yaptıysam öyle yapacağım. Ayrıca konuşacağız mülakat hakkında. Şu öncelikle Emirates bildiğiniz gibi dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri. Ben de kabin memurluğu yapmayı her zaman çok istemişimdir. Yani en azından hayatımın bir döneminde. Tam da üniversiteden yeni mezun olduğumda ve para biriktirmek istediğim bir dönemdeyken Instagram'da karşıma Emirates Hava Yolları'nın İstanbul'da, Türkiye'de kabin memurları işe alacağıyla ilgili bir gönderi çıktı. Ben de biraz araştırmamı yaparak bu ilana başvurdum. Emirates kabin memurluğu ilanına başvurduğunuzda karşılamanız gereken özellikler şunlar. İngilizcenizin yazılı ve sözlü akıcı olması gerekiyor. Farklı bir dilde biliyorsanız bu artı. Bir team player olmanız gerekiyor. Team player olmak nedir? Bir takımla çalışmaya alışık olmanız ya da takım içinde çalışmaya yatkın olmanız demek. Boyunuzun en az 1.60 olması ve parmak ucunuzda 2 metre 12 santime erişebilmeniz. En az 1 yıl kadar hizmet sektöründe çalışmak da çok büyük bir artı. En az lise mezunu olmak ve Emirates üniformasını giydiğinizde görünebilecek bir dövmenizin olmaması. Emirates üniforması da kadınlar için dizde biten bir etek ve kısa kollu bir tişört. Benim burada bir dövmem var. Mülakat günü çok fazla soruldu. Dövmeniz var mı? Dövmeniz var mı? Tekrar soruyorum. Dövmeniz var mı diye. Ben de benim şurada var diye gösterdiğimde bunun sıkıntı olmadığını söylediler. Ama gün içinde her mülakat adımından sonra bizi mülakat eden görevli kişi sürekli bu soruyu sordu. Birisi mesela ilerleyen bir süreçte dövmesi olduğu için ilk zaman söylemediği için sonradan elendi. Sırf dövmesi olduğu için. Bu gereksinimleri karşılayan herkes Emirates kabin memuru olabilmek için Emirates'e başvurabiliyor. Bu başvuruyu da Emirates'in kendi sitesinden yapıyorsunuz. Başvuruyu yaparken önemli olan şey başvuru formunu doğru doldurmak ve bence en önemli şeylerden biri de fotoğraf eklemek başvurunuza. Çünkü ben mülakata çağrılan birkaç kişiyle görüştüğümde hepsinin fotoğraf eklediğini öğrendim. Ama bu bir gereksinim değildi. Ben yurt dışında izlediğim videolarda gördüğüm kadarıyla fotoğraf eklemek istemiştim. Ne tarz fotoğraflar eklediğimde göstereceğim. 2 tane yakın profilden, 2 tane uzak boydan olacak şekilde komik 2 fotoğraf ekledim. Ama bu fotoğrafların gerçekten mülakata çağrılmamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben başvurumu yaparken sadece invite only, yani siz Emirates'in kendi sitesi üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz. Onlar gelen başvurulara göre ön inceleme yapıp sizi mülakata davet ediyorlar. Ama ayrıca bildiğim kadarıyla open day mülakatlar da var. Bunlar için sanırsam internetten başvurmanıza gerek yok. Direkt CV'nizi çıkartıp elinize alıp gidiyorsunuz ve orada bir eleme yapılıyor sanırım. Invite only olduğu zaman bir zaten elemeden geçtiğiniz için çok kalabalık olmuyor. Benimkinde 60 kişi falan vardı. Open day'ler çok çok daha kalabalık oluyorlarmış. Size ne zaman başvurduğumu site üzerinden ve ne zaman geri dönüş aldığımı da hemen kontrol edip söyleyeyim. Ben 29 Temmuz'da başvurumu yapmışım. 14 Eylül'de mülakata çağrıldığıma dair bir mail almışım. Yani uzun bir süreç. Ben unutmuştum. Hani artık çağrılmayacağımı düşünüyordum mülakata çağrıldığımda. Ve 27 Eylül'de de
mülakatım oldu. Dediğim gibi 14 Eylül'de mülakata katılabilecek olduğumla ilgili bir mail aldım. Bu mail sizin davetiyeniz şeklinde geçiyor mülakata. Giderken ne giyeceğinizi, ne beklemeniz gerekeceği, o gün neler yaşanacağı ve yanınızda neler getirmeniz gerektiği yazıyor bu mailde. Getirmeniz gereken şeyler bir CV, son diplomanızın fotokopisi, pasaportunuzun fotokopisi, aşı sertifikanız, COVID-19 aşı sertifikanız ve bu mailin bir çıktısı. Ben o iki haftayı mülakat gününe kadar, yani 15 Eylül'den 27 Eylül'e kadar mülakat günü ne giyeceğimi önce aradan çıkardım. Çünkü o benim için çok stresliydi. Tek ve ceket giymedim. Direkt bir elbise giydim ve elbisenin üstüne ceket giydim. İçime de bu gömleği giydim. Elbisemi de göstereceğim size az sonra. Ve benimkiler siyah değildi. Bununla ilgili çok stres olmuştum. Böyle bir zorunluluk var mı diye, ama yokmuş. Elbisemle ilgili hiçbir sıkıntı çıkmadı. Sonrasında da mülakata hazırlandım. Bir eyeliner'ımı çekeyim. Mülakatın nasıl gittiği ve nasıl hazırlandığımla ilgili bir şeyler anlatacağım. Ben size benim mülakatımın nasıl geçtiğini anlatacağım ama galiba her mülakat süreci aynı ilerlemiyor. Çünkü ben Emirates mülakatları ile ilgili yabancılardan çok fazla video izledim ve benimki o şekilde ilerlemedi. Öncelikle mülakat 9'da başlıyor ve her şey yolunda giderse siz 6'ya 7'ye kadar orada oluyorsunuz. Yani bütün mülakatı bir günde bitiriyorlar. Birkaç aşamadan oluşuyor mülakat. Onun için sabah şansınız varsa, güzel bir kahvaltı yapıp giderseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü çok fazla ara da verilmiyor. 10 dakikalık aralar veriliyor sadece. O arada gerçekten yemek yiyebilmeniz için pek uygun değil. Ben kahvaltı yapmadan gitmiştim. Yani son 5.30'a kadar falan hiçbir şey yiyemedim. O arada nasıl yediğimi anlatacağım az sonra. Öncelikle gidiyorsunuz. Benim mülakatım Holiday Inn'de olmuştu. Holiday Inn'in bir konferans salonunda. Zaten girdiğiniz anda her yer böyle şıkır şıkır giymiş. Benim mülakatımda hiç erkek yoktu bu arada. Herkes kadındı. Herkes güzel güzel giyinmiş topuklularla. Saçları böyle herkesin hiç böyle küçücük bir şey bile çıkmamış. Çok güzel herkes. Herkes o kadar güzeldi ki anlatamam. O havaya giriyorsunuz zaten. Bence yani oraya gittiğiniz gibi zaten herkes o kadar heyecanlı ki. Gerçekten herkes aşırı heyecanlı. Zaten siz de çok heyecanlı oluyorsunuz. Onun için arkadaş edinmeye bakarsanız, birileriyle sohbet edip biraz kendinizi rahatlatırsanız daha iyi olur diyebilirim. Dediğim gibi mülakat 9'da başlıyor. Benim mülakatımda bir konferans odasında bir sürü sandalye vardı. Ve o sandalyelere oturup mülakatı yapacak kişinin gelmesini bekledik. Tek kişi vardı mülakatı yapan. Ve biz 60 kişi falandık dediğim gibi. Ama o 60 kişi 9'da orada olmadı. Ki bu bence çok büyük bir eksi. Ona dikkat ettiler mi bilmiyorum ama bence bir eksiydi yani. Ve herkes toplandıktan sonra günün başlangıcı şöyle oluyor. Size gelen o davetiye, mülakata girmeye hak kazandığınızı gösteren mailde sizin bir application number'ınız oluyor. Onunla siteye girip onu bir yere kopyalamanız gerekiyor falan. O gün o mülakata girdiğinizi gösterecek bir işlem yapmanız gerekiyor. Ve bu gerçekten dünyanın en kolay işlemlerinden biri. Yani 5 dakika alması gereken bir işlem ama o 60 kişiyle biz o işlemi 1,5-2 saatte falan yapamadık nedense. Ve mülakat hemen başlayamadı. Sürekli sistemde eksikler göründü. 60 kişi olmasına rağmen 40 kişi görünüyor sistemde. 50 kişi görünüyor, 53 kişi görünüyor gibi. Herkesin tamamlanmasını bekledik çok uzun süre. Herkes tamamlandıktan sonra o sisteme giriş sıranıza göre sanırım size bir numara atanıyor. Benim numaram 14'tü. Ve birden başlamak üzere sırayla oturuyorsunuz oraya ve yanınızdaki kişilerle mülakat adımımız buydu. Dörtlü gruplara bölündük. Yanımızdakilerle sıralarımıza göre. Benim üçlü grubumdu bu arada. Biz dört kişi olamadık nedense. Ve her gruba bir kart veriliyor. Böyle fotoğraf. Ve o fotoğrafın arkasında sorular yazıyor. Bizim fotoğrafımız 3 tane Asyalı'ya benzeyen genç kadından oluşuyordu. Bunlar uçağa yeni binmişlerdi. Ve mutlu bir şekilde oturuyorlardı.
yerlerinde. Sorularımız da şu şekildeydi. Bu insanlar kim olabilir? Bu insanlar nereye gidiyor olabilir sanırım? Ve bir kabin memuru olarak ne gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz? Grupça bunları öncelikle tartıştık. Sonrasında sunduk. Bunu 60 kişi, her kişi tek tek yaptı. Yaklaşık 1-2 dakika konuşmanız gerekiyor sanırım İngilizce olarak. Burada herkes o kadar heyecanlıydı ki heyecandan konuşmakta zorlananlar oldu, elleri titreyenler oldu, ayakta durmakta zorlananlar oldu. Gerçekten hayatımda girdiğim en gergin ortamlardan biriydi. Ve ilk çıkanlar tek tek çıktılar. Benim burada verebileceğim önerilerden biri, benim de grup arkadaşım vermişti bana, sağ ol. Grupça çıkalım, hepimiz yan yana duralım, cevaplayacak kişi öne çıkıp konuşsundu. Ve biz böyle yaptık. Bizden sonra bütün gruplarda bu şekilde yapmaya başladı. Çünkü bu hani o gereken team player olduğunuz, grup içinde iyi anlaştığınızı, grupta çalışabildiğinizi gösteren bir özellik. Ve genelde bu mülakatlarda buna bakıyorlar. Ve işte kendinizi nasıl ifade ettiğinize bakıyorlar. Öyle çok yani hani o fotoğrafa bakarak zaten söyleyebileceğiniz çok bir şey yok. Biz şey demiştik. Bu 3 kişi yakın yaşlarda oldukları için arkadaş olabilirler. Okul arkadaşı olabilirler. Hepsi çok mutlu görünüyorlar. Hep beraber belli ki bir geziye gidiyorlar ya da okul için bir geziye gidiyor olabilirler. Daha spor giyinmişler. Demek ki belki uzun bir yola gidebilirler. Uçağı yeni binmişler çünkü ekranlarında welcome yazıyordu. Demek ki uçak daha kalkmamış. Emniyet kemerlerini bağlamamışlar. Bir kabin memuru olarak işte bunun emniyet kemerlerini bağlamalarını söyleyebiliriz. Bir ihtiyaçları varsa onları karşılayabiliriz. Ekranlarını nasıl kullanacaklarını gösterebiliriz. Bu tarz hani basit şeylerdi. Zaten hani söyleyebileceğiniz çok bir şey yok. Aynı fotoğraf mesela birkaç gruba gelebiliyor. Ekstra bir şey söylemenize gerek yok yani. Sadece grup olarak siz aynı sonuca varabiliyor musunuz? Aynı şeyleri düşünebiliyor musunuz? Ve kendinizde o 1-2 dakikada nasıl anlatıyorsunuz? Olay buydu. Şimdi saçımızı yapacağız. Benim saçlarım kıvırcık olduğu için ekstrem bir şekilde yapmam gerekiyor saçımı. Sizin saçlarınız düzse direkt toplayabilirsiniz. Benim bütün gün saçlarımı yapışık bir şekilde durması için böyle şeyler yapmam gerekiyor. Ve o 60 kişinin 20 kişisini sanırım, yalan olmasın, hatta 30 kişisini de olabilir, İlk turda elediler. Neye göre eliyorlar tam olarak gerçekten bilmiyorum. Çünkü mesela İngilizcesi çok iyi olanlar da vardı, onlar da elendiler. İngilizcesi çok iyi olmayanlar vardı, onlardan elenmeyenler oldular. Kıyafetleri garip olanlar elendi daha çok. Çünkü ilk aşama sanırım biraz da hani dış görünüşe, istenen şeye ne kadar uyup uymadığınıza da bakıyor. Bunun için dediğim gibi istenildiği gibi gelmek önemli bu noktada. Sonra dediğim gibi çok fazla kişi elendi ve şu şekilde eleme gerçekleştiriyor. Ara vermek ister misiniz 5-10 dakika? Sonrasında geldiğinizde sonuçları mı öğrenmek istersiniz, yoksa burada bekleyip sonuçları öğrenmek ve devam etmek der misiniz diye soruluyor. Genellikle herkes ara vermek istiyor. Ve geldiğimizde sonuçlar açıklanmış oluyor. Numaralarımıza göre devam ediyor bütün gün. Mülakatı yapan kişi lütfen herkes yerine otursun, numarasını söylemediğim kişi gitsin şeklinde hepimizi oturtturup numaralarımızı sayıyor. Mesela 2, 3, 8, 14, 15, 21 gibi. Maalesef numarasını söylemedikleri elenip gitmek durumunda kalıyorlar. Bu şekilde dediğim gibi 30 kişiye yakın kişi elendi. Sonrasında biz yarı yarıya kaldık ve bizden oturduğumuz sandalyeleri 15-15 ya da 17 bir şey, 17-18 35 kişi falandık sanırım. İki daire şeklinde konumlandırmamızı istedi ve bunu yaparken bir grubunda kilosunu ve boyunu ölçtü. Kilo yüzünden elendiğinizi sanmıyorum eğer sağlıklı bir kitle boy indeksiniz varsa. Çünkü ben 1.70'e 65 kiloyum. Dediğim gibi bu boy kilo ölçülme şeyinde de boyu 1.60 olmayan ve 2 metre 12 santime erişemeyenler elendi. Sonrasında ikinci grup mülakatına geçtik. İkinci grup mülakatında da dediğim gibi 2 tane 15-18 kişilik gruplar vardı. Bu iki gruba 2 farklı senaryo verildi. Ve bu senaryoyu grup olarak çözmemiz istendi. El kaldırmak, şöyle yapalım, böyle yapalım demek yok. Grup içinde bunu tartışmak gerekiyor. Burada yine doğru cevap ya da yanlış cevap gibi bir şey yok. Bizim sorumuz şu şekildeydi. Yeni bir
özel şarap deniyor. Emirates Hava Yolları. Ve bu şaraptan son bir şişe kalmış. Ama bu şişeyi 6 farklı yolcu istiyor. Bunlardan sadece bir tanesine ya da iki tanesine sanırım verebiliyoruz. Hangilerini seçersiniz? Ve 6 yolcu tipinin karakterleri ve ne yaptıkları vardı. Biri işte Emirates'te uzun yıllardır uçan bir VIP. Biri bir influencer. Biri gergin, uçak korkusu olan bir yolcu. Biri uçağa bindiğinden beri hiçbir şeyden mutlu olmayan, her şeyden şikayetçi bir yolcu. Gibi gibi böyle iki tane daha yolcu tipi vardı. Biz hepimiz anlaşarak hiçbir şeyden memnun olmayan yolcuyu seçtik. Çünkü eğer ona böyle özel bir jest yaparsak, son kalan şeyi verirsek, hani belki hava yollarına ısınmasına yardımcı olabilir gibi bir noktadan yola çıkarak. Ama bunu grup içinde tartışarak yaptık. Burada önemli olan ne çok sessiz kalmanız ne de diğerlerini bastırmanız. Grup içinde bu konuyu tartışıyor seviyede iletişim kurabiliyor olmanız ve ılımlı bir kişiliğinizin olması. Sizin istemediğiniz bir yolcuyu da seçiyor olabilir grup. Ama bunu hani olumsuz bir şekilde karşı çıkmadan, evet sizin ne dediğinizi anlıyorum ama acaba bir de şuradan mı baksak? Ya da evet neden karşı çıktığını anlıyorum ama bence böyle böyle olabilir, siz ne düşünüyorsunuz gibi. Grup içinde konuşmaya bastırmadan, yani ne çok pasif kalıp ne de diğerlerini dediğim gibi bastıran bir kişilikte olmanız gerekiyor. Ve sonrasında grup içinden birinin bu verdiğiniz cevabı ayağa kalkıp biz grupça bu kanıya vardık ve bunları düşünüyoruz. Bu yüzden bu yolcuya bence vermeli tarzı bir son konuşma yapması gerekiyor. Bu mülakattan sonra çok fazla kişi elendi. 20 kişiye yakın insan elendi. 10 kişi kaldık. Ve ben elenenleri çok şaşırdım açıkçası. Çünkü hiç konuşmayanlardan birkaç aday elenmedi. Ama kendini güzel ifade etmiş adaylardan elenenler oldu. O arada hani neye göre seçtiklerini bilmiyorum. Bununla ilgili de biraz sonra konuşacağım. Ama bu aşamadan sonra 10 kişi kaldık. Ve bu aşamadan sonra artık bir İngilizce sınavı olduk. Ki bence bu zaten ilk olması gereken bir şeydi. Çünkü burada çok fazla elenen oldu. İngilizce sınavı size bir linkle geliyor. Ve orada oturup telefonunuzda çözüyorsunuz. Çok zor bir sınav değildi bence. Ama ben dil bölümü okudum. Lisede de, üniversitede de, hayat akademik 8'im var. Yani çok hızlı ve kolay bir şekilde çözebildim. Ama İngilizceniz çok iyi değilse böyle çok küçük hani nüanslarla değişen cevaplardı. Belki zorlanabilirsiniz. Ama çok zor yapılmayacak bir sınav değildi. O sınavdan sonra 10 kişiden 5 kişiye düştük. Ve 5 kişi final interview'a kaldık. Final interview'da mülakatı yapan kişiyle baş başa konuşarak geçirdiğiniz bir son mülakat çeşidi. İşte size birkaç tane böyle çoğu hava yolunun sorduğu sorulardan soruyorlar. Final interview'a kaldığımız belli olduğunda saat 5:30 falandı. Ve hani bir ara vermek istedik. Dediler ki zaten herkes tek tek gireceği için o arada bir şeyler atıştırabilirsiniz falan. Ben yanımda sandviç getirmiştim. Eğer öyle bir şeyiniz olacak da siz de yanınızda bir şey getirin. Çünkü yani çok zor ve hızlıca yemeniz gerekiyor. Bu son final interview'a kalan arkadaşlarımdan yemek söyleyenler oldu ama hani mülakat zamanı geldi, o yemek daha gelmedi falan, çok zorluk yaşayanlar oldu. Biz tek tek final interview'a gireceğimizi düşünüyorduk. Kendi aramızda zaten son 5 kişi kalınca hani mülakatı yapan kişi bir de bize hepiniz seçildiniz gibi bir hissiyat verdi nedense ve gerçekten hepimizin seçildiğini düşünüyorduk. Final interview'a girmeden fotoğraflarımızın çekilmesi gerekiyordu mülakatı yapan kişi tarafından. Ve kırmızı ruj olmayanlar vardı. Kırmızı ruj fotoğraflarda zorunluymuş, haberiniz olsun. İşte benim saçımı beğenmedi mesela. Ben saçımı daha ortadan ikiye ayırarak yapmıştım. Bu şekilde toplamamı istedi. Hepimizi boydan ve yakın başvuru formuna koyduğumuz gibi fotoğraflarımızı çekip bunları Dubai'deki HR'a gönderdi. Sonra final interview'larımız başladı. Çok fazla soru sorulmadı bize. 3 ve 5 soru arası soruldu. Bana sorulan sorular neden kabin memuru olmak istiyorsun? Buna verebileceğiniz cevaplarla bu final interview soruları ile ilgili çok güzel İngilizce içerikler var. Onları sizin için aşağı bırakırım ilgileniyorsanız. Bu sorunun cevabı
gezmek istiyorum olmaması gerekiyormuş. Çünkü kabin memurluğu işi dışarıdan hani hep gezelim şey yapalım gibi dursa da çok yorucu bir iş olduğu için, çok fiziksel bir dayanıklılık gerektirdiği için ve customer service yani müşteriyle iç içe olma, en iyi servisi sağlama gibi şeyler gerektiren bir iş olduğu için daha çok bu tarz bir cevap verilmesi gerekiyormuş. İşte Emirates'in standartlarına uygun bir servis verip işte insanlara yardımcı olmak istiyorum tarzı çok güzel cevaplar var, dediğim gibi aşağıdan bakabilirsiniz. İlk sorum buydu. Sonrasında daha önce hiç bir iş arkadaşınla anlaşmazlık yaşadın mı ve nasıl çözdün? İş yerinde beklentileri aştığın bir durum oldu mu? Nasıl bir durumdu gibi diğer iş tecrübelerimle alakalı sorulardı. Ben de size bu arada biraz kendi geçmiş iş tecrübelerimden de bahsedeyim. Ben satış danışmanlığı da yaptım, İngilizce öğretmenliği de yaptım, pazarlama asistanlığı da yaptım. Şu anda freelance olarak içerik üreticiliği, içerik yazarlığı yapıyorum. Yaklaşık 4 yıllık tecrübem vardı bu işe başvururken ve customer service yani hizmet sektöründe de çalışmıştım daha önce. Bu tarz sorulardı dediğim gibi ve ben gerçekten çok güzel geçtiğini, çalıştığım yerden çıktığını düşünüyorum soruların. Dururken kamera kapandı, umarım değişmemiştir görüntü. Neyse, devam ediyorum. Burada dediğim gibi verebileceğim önerilerden en büyüğü, son final interview'a kalan arkadaşlarınızla kendinizi bir WhatsApp grubu oluşturmanız olur. Biz son 5 kişi bir WhatsApp grubu oluşturduk ve oradan konuştuk kime arama gelecek, kime red gelecek diye. Ve bu gerçekten biraz böyle mental olarak rahatlamanızı sağlıyor. Şimdi söyleyeceklerim var. Neden olduğunu bilmediğim şekilde mülakatı yapan kadın yani bize çok iyi davrandı. Özellikle son 10 kişi kaldığımızda hepimize pasaportun var mı dedi ve biz salı günü olduk mülakatımızı. Cuma günü Dubai'ye gelmeni istesem ne yaparsın dedi bana. Ben dedim ki gelirim yani. Bunun için başvuruyorum işe. Hani Dubai'ye taşınmaya hazırım. Hani bunu sorması insanlara bizde hani şey hissi uyandırdı. Aa evet tamam, son kalanların hepsini alacak. Çünkü son 10 kişiye lütfen elenmeyin. Hepinize çok ihtiyacım var. İşte İngilizceden kimse elenmesin. Elenenlere neden elendiniz falan. Hani bu tarz şeyler söyledi ve ben son final interview'a girdiğimde o fotoğraflarıma, başvuruya koyduğum fotoğrafları, ah ne kadar güzelsin, ah şöylesin, Dubai'de görüş, perfect, perfect dedi sürekli benim fotoğraflarıma. Ve işte Dubai'de görüşmek üzere, haftaya Dubai'de görüşürüz. Hani herkese, böyle bizim hepimize böyle şeyler söyledi. Ve biz de gerçekten Dubai'de görüşeceğimizi düşünmüştük. Hatta işte gruptaki arkadaşlarımdan acaba kimle ev arkadaşı oluruz diye düşünenler falan olmuş. Şöyle bir güzelliği vardı. Bize dedi ki 48 saat sonra olumlu ya da olumsuz dönüşünüz gerçekleşecek. Ve dediğim gibi biz 5 kişi kalmıştık. 48 saat sonra ikimize olumsuz mail geldi ve biz bunu grupta konuştuk ve yani ben %100 emindim son 3 kişinin alınacağına. Çünkü zaten son 5 kişiye kalmış olan herkes gayet uygun adaylardı artık işi almaya. Ama o son kalan 3 kişiye çok uzun süre olumlu ya da olumsuz bir dönüş gelmedi. Sonra ikisine daha olumsuz dönüş geldi. Ve biz dedik ki tamam, son kişiyi alacaklar artık. Ama ona da olumlu dönüş geldi. Ve bizim günümüzden kimse işe alınmadı. Ve neden olduğu ile ilgili gerçekten hiçbir fikrimiz yok hala. Bu şekilde benim Emirates serüvenim. Önerilere gelirsem galiba kameralarla izliyorlar. Yani bunu yabancılardan da çok duydum. Orada da biz kızlarla kendi aramızda çok konuştuk. Hani izlenebilecek bir kamera da görmedik çünkü konferans odasında gerçekleşen bir mülakattı. Hani etrafta kameralar yoktu. Ama ben hani kesinlikle etrafta kamera olmasa bile mülakatı yapan kişi sizin söylediğiniz her şeyi, sanırım böyle dış görünüşünüzü, kıyafetlerinizi falan da anlatan, tavırlarınızı anlatan şeyleri sisteme giriyor. Sürekli siz ne yaparsanız o sisteme giriyor. Bu grup mülakatlarında bir yazıyı tanıtırken de, arkadaşlarınızla tartışırken de, hani yaptığınız her şeyde sizin yaptığınız şeyler sisteme yazılı olarak giriliyor ve mülakat sonucunu o sizi mülakat eden kadın karar vermiyor. Dubai'deki HR takımı karar veriyor. Yani onun için o gün orada nasıl davrandığınıza bence çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bence telefonunuzla asla oynamamanız gerekiyor. Ben hiç bakmadım telefonuma. İnsanlarla nasıl iletişim kurduğunuz bence çok önemli. Nasıl oturup kalktığınız bence çok önemli. Bunlara
gerçekten dikkat edebileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi çok sivri olmamak ya da çok pasif kalmamak çok önemli. Çünkü ben bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu düşündüğüm bir adayın sadece biraz daha sivri kalıyor, biraz daha fazla konuşuyor diye elendiğini düşünüyorum. En son şimdi size kıyafetimi gösterip, o gün yanımda aldığım çantayı, ayakkabıyı gösterip bu videoyu daha fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Şöyle bir elbise giydim. Yani jile mi denir buna? Ne denir bilmiyorum. Şurasında yırtmacı vardı. Polo Guideline'da nasıl giyinmemiz gerektiğinde dizüstü diyordu. Benim hani dizüstü en rahat bulabildiğim şey buydu. Onun için bütün gün çantamı kucağıma koyup geçirdim. Bu şekilde gömlek üstü bir elbise giydim. Kahverengi ve bu ayakkabıları giydim. Bu topuklar üstünde saatlerce sabah 9'dan akşam 6'ya kadar bu topuklarlaydım. Ve böyle bir çanta aldım. Beni en iyi hissettirecek ve en hani kabin memuru gibi hissettirecek şeyleri giymek istedim. Etek ve üstüme ceket giydiğimde pek öyle hissetmedim açıkçası. Onun için hani nasıl rahat hissedeceksem, nasıl kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorsam öyle giyinmek istedim. Kulağımda bu küpeler yoktu. İnci küpe takmıştım. Şimdi bulamadım. Onun için bunları taktım ve kafamda da bu renk değil, kahverengi çok güzel bir scrunchie vardı. Onu da Emirates kabin memuru kırmızı mı bordo mu scrunch taktıkları için havayı verebilmek için alıp takmıştım. Kendinizi en kabin memuru olduğunuz şeklinde hazırlayıp oraya giderseniz hani onların kafasında canlanması daha kolay olur diye düşünüyorum. Mesela son Final Interview'a kalan arkadaşlarımdan biri boynuna filer takmıştı. Hani filer böyle kabin memuru vibe'ı verir ya. O da çok güzel olmuştu. Bu kadar sanırım söyleyeceklerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Normalde çektiğim videolardan biraz değişik ama hani story time videosu gibi de oldu. Benim gerçekten yaşadığım en değişik deneyimlerden biriydi. Sizinle paylaşmak istedim ve belki bu tarz videolar arayanlar, bulamayanlar vardır diye yardımcı olmak istedim. Beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saçlarım çok garip. Dünyanın bana en yakışmayan saç tarzı.